mücadelenin, ekibin başını ve birçok önemli aktörünü taşıyan gemidir. Geminin fiziki özellikleriyle ilgili enteresandır. Bir 32 yılından hatta 33 yılından sonra bir çalışma yapılmıştır. Sadece şu bilinmekte, 1925 yılında geminin söküm işlemi yapılmıştır. Eldeki kaynaklar geminin yaklaşık 50 metre boyunda olduğunu ve kuru yük gemisi olarak düzenlenip Osmanlı Devleti himayesine girdikten sonra posta teşkilatında görev yaptığını göstermektedir. O dönem için işin görevini layığıyla yapmıştır ve bizim için de artık bir simge olmuş ve ülkemiz, cumhuriyetimiz, devletimiz var olduğu sürece en azından replikasını korumak ve çocuklarımıza ruhunu anlatmak da bizlerin vazifesi olmuş. Gerçek Bandırma Vapuru İngilizler tarafından, yani İngiltere'de üretilmiş 1860'lardan sonra. Bu gemi 48, işte demin söylediğim gibi 48,5 metre bir boyu var. 7 metreye yakın bir en ve 3,5 metre derinliği olan bir kuru yük gemisi. Dönemi için alelade, yani sıradan bir gemi. Bu geminin bir tane kazası, bir torpido saldırısı ve en sonunda da 1925 yılında büyük bir motor arızası yaşadığı biliniyor. Ve bunun üzerine de gemi sökülerek hurdaya ayrılıyor. Bununla ilgili çalışmalar 1933'ten sonra CHP kurultayı ile beraber hani bunun üstünde duruluyor ama hani çok fazla bir şey bulunduğu da söylenemiyor. Bir iki tane gemi ve işte yapıldığı dönemki planına uygun olarak da daha sonra şu anda gördüğümüz replikası hayata geçiriliyor. 16 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları İstanbul'dan yola çıkmıştır. Bunun öncesine dönecek olursak, hani tabii Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcından alınabilir ama o kadar gitmenin bir mantığı yok. Mondros bırakışmasını bakmak gerekiyor. Atatürk'ün bundan bir gün sonra Yıldırım Orduları Komutanı olduğunu ve yaklaşık bir haftalık süreçte de Mondros bırakışmasının maddelerine istinaden görevini bırakarak İstanbul'a geldiğini ve bir müddet neler yapılabileceği ile ilgili arkadaşlarıyla görüştüğünü ve en mantıklı yolun işgal altındaki bir kentten ziyade Anadolu'da bir direnişin örgütlenmesiyle olacağının bilindiğini, olması gerektiğinin bilindiğini biliyoruz. Bunun adının milli mücadele olması ya da kurtuluş savaşı olması böyle bir isimlendirmeden ziyade ülkenin içinde olduğu durum biliniyordu. İlerleyen süreç bize bunun yine bir meclis ve meclisin devamında bir ordu savaşıyla yapılmasını, yani düzenli ordunun savaşıyla bir hizaya gireceği ve bunu kullanarak bir kurtuluşun reçete olarak düşünüldüğünü gösteriyor. Mustafa Kemal Paşa'nın daha önceden Cumhuriyet'le ilgili fikirlerinin olduğu bilinmekte ama bu özellikle 1. Meclis'in yapısına da baktığımızda burası çok olabildiğince demokratik ve farklı fikirlerin olduğu bir meclis. Burada çok fazla sözü dile getirilmediğini de bilmek gerekir. Burası, yani burasından kastımız Samsun, bizim için kurtuluşun meşalesinin yakıldığı kenttir.